Hangi tehdide Batı karşı koruyor? Batı ittifakından söz ediyoruz. Tırnak git. Koruyor mu ya da öyle soralım. Ben de soruyorum. Ya da Batı koruyor mu? Batı ittifakından gelen tehdide karşı koruyor. Batı ittifakı bizi batıdan gelen tehdide karşı koruyor. Yani ittifaklar bir tehdide karşı olur. Bir tehdit e, analizi, kavramı belirlemeden ittifaklardan söz edemeyiz. Batı ittifakı olabilir. Soğuk Savaş döneminde falan ne kadar doğruydu, ne kadar eğriydi onu bırakıyorum bir kenara. Ama şu anda Batı'dan gelen ...tehtide karşı bizi Batı ittifakı korur mu? Lütfen yani. Yani bizim korunağımızla düşmanımız aynı. Yani öyle bir elimizde kalkan var ki bu kalkan aynı zamanda bizim düşmanımız. Yani demek ki bu kalkanda bir sorun var. Burada bir komutanım yani yok, şöyle, sonra bakın sadece... e, Amerika Birleşik Devletleri bu süreci 2000'lerin başında gördü. 2002 Millennium Challenge tatbikatı, yani bin yılın meydan okuması. Bu tatbikat e, Kıbrıs'tan başlar senaryosu ve 96 saat içerisinde sözüm ona, e, tabii tatbikatlarda mürekkeple yapabilirsiniz bunu, Türkiye'nin işgaliyle biter. Hatta o zaman bir takım romanlar falan da yazıldı. Amerikan askerleri e, Kızılay Meydanı'nda e, Türk subaylarını kovalıyor falan gibi e, metal fırtına gibi romanları bile yazılmıştı o tatbikatın. Şimdi Amerika 2002 yılında Türkiye'yi 96 saatte e, işgal etmeyi planlayan bir tatbikatı Nevada çöllerinde yaptı. 24 Temmuz'da başladı. Yani Lozan'ın yıl dönümünde. Çok ilginç. 22 gün sürdü tatbikat Sakarya Savaşı. Süre, süresiydi. Yani adamlar daha iki, bir, adı da çok önemli. Bin yılın meydan okuması. Bu ad ne? Sayın Komutanımız Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu 1998 yılında bugün de 28 Şubat'ın yıl dönümü dedi ki biz dedi irticaya karşı bin yıllık mücadele kararlarına sahibiz. Bin yıl. Amerika dedi ki bin yıl mı? Ben de sana bin yıllık meydan okuma. Bakın bizim genel kurmay başkanımızın kararlılığına karşı bir meydan okuma. Yani ben sizi 96 saatte işgal ederim meydan okuması. Senaryoda Kıbrıs'tan ve Doğu Akdeniz'den başlıyor. Size teşekkür ederim. Çok anlamlı ve önemli bir konuyu çok değerli komutanlarımızla birlikte kamuoyunun önüne getiriyorsunuz. Bizler size e, teşekkür Türk, ederiz. Bugün en temel meselesi. Doğu Akdeniz'de e, e, güvenliği caydırıcı bir gücü oluşturmaktır barışı korumak için. iki e, ekonomisini e, bir üretim devrimiyle sağlamlaştırmaktır. E, bu dıştan gelen tehditleri bu iki cepheden bizim çok hızlı e, esaslı programlarla e, tedbirler almamız e, gerekiyor.